Küçük hanımlar, küçük beyler, merhabalar. Hoş geldiniz Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat kanalına. Ben Eyüp Hoca. Evet sevgili gençler, 5. sınıf Türkçe konu anlatım videolarıyla sizlerle birlikte olacağım. Bugün ilk dersimize başlıyoruz. Sözcükte de anlam başlığını taşıyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir kazanımlarımıza bir bakalım. Neler öğreneceğiz? Okuduğumuz metinde geçen kelimelerin gerçek mi, mecaz mı, terim anlamda mı olduğunu ayırt etmeyi öğreneceğiz. Kelimelerin eş anlamlılarını bulabileceğiz. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulabileceğiz. S sesli kelimelerin anlamlarını ayırt edebileceğiz. Genel, özel anlamlı kelimelerin anlamlarını ayırt edebileceğiz. Somut, soyut anlamlı kelimelere bakacağız. Nicel, nitel anlamlı kelimeleri öğrenmiş olacağız. Haydi dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Sözcük nedir? Sözcüğün taşıdığı anlam nedir? Sözcük yani kelime. Dilin anlamlı en küçük birimidir. Anlam bir sözden, davranış veya olgudan anlaşılan şeydir. Bir başka ifadeyle, sözün ifade ettiği soyut ya da somut kavramdır. Sözcük öbekleri, cümleler, paragraflar bunların hepsi sözcüklerden oluşur. Bunun için Türkçe çalışmalarına sözcük ile başlamak yaygın bir yöntemdir. Sözcüklerin anlam özelliklerini Anlam yönünden ilişkilerini kavramadan sözcük öbeklerini, cümle ve paragrafları sağlıklı bir şekilde algılamak, çözümlemek mümkün değildir. Buradan hareketle de şunu söylemeliyiz ki hem Türkçe dersi hem de diğer dersler için başarılı olmak istiyorsak bol bol okuma etkinliği yapmalıyız. Yani sürekli kitap okumalıyız. Sözcükte çok anlamlılık bir diğer başlığımız. Biliyorsunuz her sözcüğün mutlaka bir anlamı vardır. Başlangıçta tek anlam ifade eden sözcük zamanla çeşitli yöntemlerle değişik anlamlar kazanır. Bu yüzden dilimizde tek anlamlı sözcük yok denecek kadar azdır. Bunlar da genellikle mecaz anlam yüklenemeyen, kullanım alanı dar olan sözcükler, belli alanların bazı terimleri, başka dillerden yakın dönemlerde dilimize girmiş sözcüklerdir. Alçı, albay, bitki, camcı, gişe, kurnaz, tümleç gibi sözcükler çok anlamlı pek taşımazlar. Sözcüklerin çok anlamlılığı cümle içindeki kullanımında kendini belli eder. Dolayısıyla kelimelerin anlamlarını mutlaka kullanıldıkları cümleye göre değerlendirmeniz gerekir. Örnek olarak dil sözcüğünü haydi gelin birlikte ele alalım. Hastanın dili şişmiş, ağzında dönmez dönmez olmuştu dediğimiz zaman bu bildiğimiz organ olan dildir. 4-5 yaşındaki bir çocuğun dili epey gelişmiştir derken buradaki dil çocuğun konuşma yeteneği. Tarık Buğra'nın dili Akşehir'den, Yaşar Kemal'inki Çukurova'dan önemli izler taşır dediğimizde burada üslup yani sanatçının yazma şekli, yazma biçimi anlaşılmalıdır. Terazinin sağ dili az yukarı bakıyordu dediğimizde bazı aletlerde uzun, yassı ve hareketli parça anlaşılır. Hukuk dili, roman dili, tiyatro dili, yasa dili belli kurumlara, mesleklere özgü anlaşma sistemidir. Dalgaların yığdığı kumlar körferi, körfezin ağzında bu dili oluşturmuş dediğimizde coğrafyada denize kadar uzanan dar ve alçak kara parçası anlaşılmalıdır. Gördüğünüz gibi Türkçe çok anlamlı bir dildir ve bu çok anlamlı dillerde kelimelerin anlamlarını sınıflandırmak oldukça zordur. Ancak biz şöyle bir sınıflandırma yapacağız. Gerçek anlam diyeceğiz mecaz anlam diyeceğiz ve terim anlam diyeceğiz. Liseye geldiğinizde sevgili gençler, gerçek anlamın ikiye ayrıldığını göreceksiniz. Biri temel anlam, diğeri yan anlam. Ancak sizin müfredatınızda temel anlam ve yan anlam ikisi birlikte gerçek anlam olarak değerlendiriliyor. İkisini de gerçek anlam olarak ele almalıyız. Şimdi gerçek anlam nedir? kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Haydi bir itiraf edin bakalım sözlük karıştırıyor musunuz? Pek fazla karıştırmıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu tanım çok da işlevsel bir tanım değildir. Gençler bize işlevsel bir tanım yani işimize yarayacak bir tanım lazım. Şu tanım oldukça işlevseldir. Kelimenin gerçek anlamı herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. E hocam bu ne demek? Yani sözcük söylendiğinde insanların zihnine gelen, aklına gelen ilk anlama biz gerçek anlam diyeceğiz. Öğretmenim, her sözcükte bu işe yarar mı? Bazen yaramadığı durumlar olabilir. Örneğin kaba dediğim zaman aklınıza ne gelir? Kaba, kaba insan deriz mesela. Kibarın zıttı. Genelde bunu hatırlarsınız değil mi? Oysa bu bu kelimenin gerçek anlamı değildir. Kabanın gerçek anlamı aşırı derecede büyük demektir. Kibarın zıttı olan ise onun mecazıdır. Ancak mecazı zamanla sanki gerçek anlammış gibi algılanır olmuş insanlarda. Ama el mecbur biz yine kelimeye baktığımızda insanların aklına gelen ilk anlam her ne ise onun gerçek anlamı ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Biz buna baş anlam, başat anlam, ilk anlamda diyoruz unutmayın. Şimdi verdiğimiz örneklerde sarı renkli kelimelere özellikle odaklanmanızı istiyorum. Çünkü aynı kelimeleri diğer örneklerde de kullanacağız. Yoksa verilen cümlelerdeki her kelimeye tek tek bakıp gerçek anlamlı mıdır, değil midir diye test edebiliriz elbette. Ancak bu örnekleri diğer örneklerde de karşılaştırma yoluyla kullanacağız. Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar. Kuru meşe dalları kuru. Akla gelen ilk anlama uygun. Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı. Yanakları kuru yani ıslak olmayan yine akla gelen ilk anlama uygun. Acı kahvesini yudumluyordu. Yani kahvenin tadı acı. Akla gelen ilk anlama uygun. Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı. Keskin. Evet akla gelen ilk anlama uygun. Uçun kuşlar doğduğu memlekete Müthiş ormanlarımız yine alev alev yanıyor dediğimizde dikkat edin yine akla gelen ilk anlama uygundur bu sarı renkle yazdıklarımız. Hocam diğerlerine de bakamaz mıyız? Elbette bakabiliriz ama dediğim gibi bu örnekleri diğer örneklerde de kullanıp karşılaştırma yapacağımız için sadece bunlara baktık. Haydi devam. Gelelim mecaz anlama. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp benzerlik ilgisiyle ya da benzerlik dışı ilgilerle başka bir sözcüğün yerine kullanılarak kazandığı anlamdır. Çok terimsel bir tanım oldu değil mi? Şöyle birazcık sadeleştirelim. Sözcük söylendiğinde hani aklımıza gelen bir ilk anlam vardı ya. Eğer onu çağrıştırmıyorsa bambaşka şeyler çağrıştırıyorsa artık bu mecaz anlamlıdır diyeceğiz. Sözcükler cümlelerin ya da söz öbeklerinin içerisinde mecaz anlam kazanır. Hocam öğretmenim söz öbeği ne demek? Söz öbeği en az iki kelimenin oluşturduğu grup demektir. Bu üç kelime dört kelime olabilir. Tamlamalar, deyimler, atasözleri bunlar hep söz öbeği olarak düşünülebilir. Cümle oluşturmayan deyim ya da benzeri bir söz öbeği içinde yer almayan sözcüğün mecaz anlam yüklenmesi pek fazla mümkün değildir. Deyimler ve atasözlerinde mecazlara sıklıkla rastlanır. Örneğin hamama giren terler. Bu sözü duyduğumuz zaman Adamın hamamdan ya da terlemekten bahsetmediğini anlıyoruz değil mi? Bir işe giren kişi, o kişinin gerekleri neyse artık sıkıntısı neyse, o sıkıntıları çekmek zorunda kalır gibi bir anlam aslında söylenmeye çalışılmış. Daha önce gerçek ve yan anlamlarını örneklendirdiğimiz ki yan anlam da gerçek anlam içerisinde değerlendirilir. Şimdi bunların mecaz olanlarına gelin birlikte bakalım. Şimdi kuru ıslak olmayan demekti değil mi? Temel anlamı kara kuru kibirli kazık gibi bir adam dediğim zaman burada ıslak olmayan anlamında mı hayır böyle görüntüsü çirkin anlamında kullanılmış dolayısıyla mecaz. Kopyalar ne kadar kuru ve tatsızsa taklitler o kadar canlı ve sevimliydi derken buradaki kuru tat vermeyen anlamında yani okuma keyfi vermeyen anlamında dolayısıyla ıslak olmayan kesinlikle çağrıştırmıyor. Bu acı adam tatlı ve nüktedandı dediğimizde acı adam derken hani dili sivri anlamında böyle e, nüktedan böyle esprileri böyle bazen can sıkabilecek kişi anlamında düşünülebilir. Tatlı ve nüktedandı dediğimizde de adamın tadına bakmıyoruz dilimizle değil mi? Hani sevilen bir kişi anlamında dolayısıyla akla gelen ilk anlama uygun değil. Mecaz olarak kullanılmış olduğu. Aniden acı bir fren sesi duyuldu dediğimizde böyle gidip dilimizle tatmıyoruz değil mi bunu? E dolayısıyla mecazdır. En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururdu. Keskin bir dille böyle bıçakla kesmekten falan bahsetmiyoruz değil mi gençler? Bir kadın sesiydi bu, ince ve keskin. Dikkatle hemen kapan ve bırakmayan bir ses. İnce bir ses. Böyle kalın, ince böyle bir incelikten bahsetmiyoruz. Keskin, böyle bir keskinlikten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla akla gelen ilk anlama uygun değil haliyle mecaz anlam kazanmış olduğu. Farkında mısın? Konuşurken fazla uçuyorsun dediğimizde. Uçmak kuşların yaptığı bir eylemdi değil mi? Burada uçmak abartmak anlamında kullanılmış. Dolayısıyla mecaz. Görüyor musun? Bütün emeklerimiz bir anda yandı alev alıp tutuşmadı değil mi? Alev alıp tutuşmak onun gerçek anlamıydı. Burada ise mecaz anlam kazandı. Senin o kıza yandığını herkes biliyor derken sevdalanmak anlamında kullanılmış gençler. Dolayısıyla burada alev almak, tutuşmak vesaire bu tip bir kullanım söz konusu değildi. Peki gelelim terim anlama. Bilim, sanat, teknik, eğitim, ekonomi gibi alanlarla çeşitli iş ve mesleklerle ilgili özel kavramları anlatan sözlere biz terim diyeceğiz. Şimdi terim biraz böyle şey tanım oldu bu. Böyle afaki bir terim oldu, tanım oldu. Biraz daha açalım. Böyle belli bir alana has kelimeler. Atıyorum işte dil bilgisine ait terimler. Türkçede daha yeni yeni görüyorsunuz bunları. Yüklem, özne, kök, zarf gibi sözcükler sadece o alana ait sözcüklerdir. İşte bunlara terim denir. Bazı terimler özel olarak türetilir. Bazı terimler ise günlük konuşma dilinden alınır ve terim olarak kullanılır. Makale, koşma, uyak, redif, mısra, öğretmenin bunlar ney? Bunlar edebiyatla ilgili terimlerdir. Liseye geldiğinizde 8. sınıftan itibaren bu terimlerle tanışacaksınız. Perde, sahne, dekor, dram, kostüm, sufle. Hiç tiyatroya gittiniz mi? Bunlar tiyatro ile ilgili terimlerdir. Bak perde günlük dilden alınmış bir terimdir. Tiyatro ile ilgili bir cümlede kullanılırsa artık terim olarak değerlendirilir. Korner, penaltı, gol, taç, offside futbolla ilgilenenler el kaldırsın bakalım. Bunların hepsi futbolla ilgili terimlerdir. Üçgen, daire, çap, açı, kare, teğet geometri ile ilgili terimlerdir. Çarpma, bölme, kesir, sayı matematikle ilgili terimlerdir değil mi? Evet bu tip sözcüklere biz terim diyoruz. Gelin şu kalın puntoyla verilmiş kelimeler gerçek anlamlı mı mecaz anlamlı mı terim mi bir etkinlikte görmeye çalışalım küçük çocuk nedense hüzünlü görünüyordu bugün dediğimizde hüzün Akla gelen ilk anlama uygun mu? Uygun öğretmenim. O zaman gerçek anlamı işaretleyeceğiz. Öğle yemeğinden sonra galiba midesini bozdu. Çalışan bir makine mi bozuldu sevgili gençler? Tabii ki hayır. Dolayısıyla akla gelen ilk anlamda değil mecaz diyeceğiz. Bu olayda onun da parmağı olduğunu düşünüyorum. Parmağını mı o olayın içine soktu? Elbette değil. Dolayısıyla parmak kelimesi burada akla gelen ilk anlamda değil mecazdır. Eczaneye gidip reçetesinde yazılı ilaçları aldı. Reçete tıpla ilgili bir terimdir değil mi? Hemen terim anlamı işaretleyelim. İki ülkenin ilişkileri arasında soğuk rüzgarlar esiyor dediğimizde iki ülke arasında böyle soğuk soğuk rüzgarlar elbette değil. Burada gergin ilişkiler bunu kastediyor. Dolayısıyla akla gelen ilk anlamı uygun değil. Mecazdır diyeceğiz. Öğrenciler çekim eklerini kolayca öğrendi. Ben de öğreteceğim size. Çekim ekleri, çekim ekleri Türkçe dil bilgisiyle ilgili bir terimdir. Temiz kalpli birçok arkadaşa sahibim. Ne yaptı? Çamaşır makinesinde mi yıkadı bu kalbi? Elbette değil değil mi? Dolayısıyla akla gelen ilk anlama uygun değil. Mecaz diyeceğiz. Müzik dersine notaları öğrenerek giriş yaptılar. Nota müzik öğretmeninize sorun. Bir terimdir değil mi? Müzikle alakalı bir terim. Annesinin söylediği sözler ona çok dokundu derken böyle bir dokunmaktan mı bahsediyoruz? Elbette değil. Akla gelen ilk anlama uygun değil. Dolayısıyla mecazdır. Keskin bıçakla eti doğraması uzun sürmedi dediğimizde keskin bıçak bildiğimiz keskin değil mi? Dolayısıyla gerçek anlam diyeceğiz. Bütün suçu her zamanki gibi bana attılar derken bir şeyi atmak. Böyle bir şey mi? Elbette değil. Akla gelen ilk anlama uygun değil haliyle. Buna biz ne diyeceğiz? Mecaz. Bilimin ışığında ilerlemek ilk hedefimiz olmalı dediğimizde bilimin ışığı böyle el feneriyle ışık yakmıyoruz. Akla gelen ilk anlama uygun değil. Dolayısıyla mecaz anlamdır diyeceğiz. Evet sevgili gençler şimdi gelelim sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini. Öğretmenim burada neler göreceğiz? Eş anlamlı kelimeleri göreceğiz. Zıt anlamlı, eş sesli kelimeleri, genel özel anlamlı kelimeler Somut soyut anlamlı kelimeler ve nicel nitel anlamlı kelimeleri göreceğiz. Müfredatınızda genel özel anlam, somut soyut anlam, nicel nitel anlam olmayabilir. Ama elinize aldığınız soru bankalarında çözdüğünüz sorularda bunlarla da karşılaşabileceğinizi düşünerek ben müfredatın içerisine 3 alt başlıkta eklemek istedim. E siz de bunun karşılığı olarak bir beğeni tuşuna basın dilerim. Haydi tek tek bakalım. Eş anlamlı kelimeler yani anlamdaş kelimeler. Ne demek öğretmenim bu? Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimeler. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasındadır. Yani bizim dilimizde o kelime zaten vardı. Aynı kelimenin aynı anlamını gitmişiz. Arapçadan almışız, Farsçadan almışız. Farklı dillerden, farklı ulusların dillerinden almışız. Hayır örneklere bakalım. Siyah ve kara yazılışları farklı, anlamları aynı. Cevap, yanıt. Yanıt Türkçedir, cevap Arapçadır. Ama anlamları aynı. Kalp, yürek, gönül anlamları aynı, birbirinin yerine kullanılabilir. Kelime sözcük zaten öğretmenim konumuz bu. Evet kelime ve sözcük birbirinin yerine kullanılabilir anlamdaş eş anlamlı kelimelerdir. İleti mesaj eş anlamlı kelimelerdir. Özgün orijinal birbiri yerine kullanılan kelimelerdir. Dil lisan dil Türkçe dili Türk lisanı diyebiliriz. Bellek hafıza eş anlamlıdır. Uygarlık medeniyet eş anlamlıdır. Al kırmızı eş anlamlı misafir konuk misafirlerimiz geldi konuklarımız geldi eş anlamlı kelimeler fiil eylem birbirinin yerine Türkçe dersinde sıklıkla kullanacağınız kelimelerdir model örnek bunu model olarak alalım bunu örnek olarak alalım evet birbirinin yerine kullanılabilir ölçüt, kıstas, kriter evet birbirinin yerine kullanılabilir. Belge geçer, fax, fax İngilizceden aldığımız bir kelime. Bunun Türkçesi belge geçer. Yazılış aynı, anlamlar farklı. İlginç, enteresan birbirinin yerine kullanılabilir. Varsıl ya da zengin birbirinin yerine kullanılabilir. Yoksul, fakir. Bunlar eş anlamlı birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Şimdi yazılışı ve okunuşu farklı olan anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen tutmayan yani aralarında ayr anlam ayrıntısı bulunan kelimeler vardır. Biz bunlara yakın anlamlı kelimeler deriz. Eş anlamlı kelime tamamen birbirinin yerini tutan kelimelerdir. Örneğin model, örnek, dil lisan. Ancak bir de yakın anlamlı. Yani anlamları birbirine yakın ama anlamdaş diyemiyoruz. Örneğin basmak, çiğnemek, ezmek bunlar eş anlamlı değil, yakın anlamlıdır tutmak, yakalamak, korkak, çekingen, saçmak, dağıtmak, dargın, küskün, kırgın, danı, tanıdık, bildik gibi sözcükler özellikle kullanıldığı cümleye göre yakın anlamlılık gösterebilir. Şimdi çiçeklere basmak, burada bir kullandık, çiçekleri çiğnemek, Burada bir kullandık. Çiçekleri ezmek. E haliyle şimdi bu üç kelime eş anlamlıdır diyemeyiz. Aralarında ufak tefek anlamsal farklar var. Ama yakın anlamlıdır, birbirini çağrıştıran kelimelerdir diyeceğiz. Şimdi gelelim karşıt anlamlı yani zıt anlamlı kelimelerimize. Anlamca birbirinin karşıtı olan birbiriyle çelişen kelimelere çelişki, zıtlık, unutmayalım bu kelimeyi zıt anlamlı, karşıt anlamlı kelimelerdir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi her sözcüğün zıt anlamlısı olacak diye de bir şart yoktur sevgili gençler. Bunu unutmayın. Ayrıca bir sözcüğün zıt anlamlısı mutlaka başka bir sözcüktür. Aynı sözcüğün olumsuzuna sakın ha sakın zıt anlamlı demeyin. Örneğin gelmek fiilini geldi mesela bugün erken geldi cümlesini kurduk. Bugün erken gelmedi diye bir başka cümle kurduk. Geldi ve gelmedi sözcüğünü birbirinin zıttı alabilir miyiz? Hayır alamayız. Bir sözcüğün zıttı başka bir sözcüktür. Gelmenin zıttı başka bir kelime gitmektir. Gelmek, gelmemek bunlardan biri olumlu, biri olumsuz. Ağlıyorum derim. Ağlamıyorum derim. Bunlara zıt diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biri olumlu, diğeri olumsuz. Ağlamanın zıttı gülmektir sevgili gençler. Unutmayın. Dolayısıyla hani illa bir sözcüğün zıt anlamlısı olacak diye bir kaydı yok ama eğer varsa bir kelimenin zıttı bilin ki başka bir kelimedir. Çok dikkat. Uzak, yakın, zıttır. Bulanık, berrak, kirli, temiz, ileri, geri, güzel, çirkin, iç, dış, soğuk, sıcak, sık, seyrek iyimser, kötümser, inmek, çıkmak, sağ, sol, zengin, fakir. İşte bu kelimeler birbirinin zıttı, karşıtı kelimelerdir ve dikkat edin hep farklı kelimeler. Aynı kelimenin olumsuzu değil. Peki devam edelim. Eş sesli ya da sesteş kelimelere. Ne demektir öğretmenim bu? Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan kelimelerdir. Yazılış, okunuş aynı, anlamlar birbirinden farklı. Bunlar eksiz olabilir ya da ek almış halde kullanılabilir. Türkçe bu anlamda çok zengin bir dildir sevgili gençler. Çok örnek var. Yüz, yıl, bin, kar, at, yat, kır gibi sözcükler farklı cümlelerde farklı farklı anlamlarda kullanılabilecek eş sesli kelimelerdir. Örneğin yol kelimesini ele alalım. Bu yolu takip etmemiz gerek dediğimde bu yolu yürünen yol. Kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk dediğimizde yerinden koparmak. Yazılış aynı yolların anlamları birbirinden farklı. Yüzü bana dönüktü dediğimizde kişinin yüzünden bahsediyoruz. Düğüne yüz kişi gelmiş dediğimizde sayı olarak yüzden. Kıyıda iki çocuk yüzüyordu dediğimizde denizde yüzmek değil mi? Koyunun derisini yüzdüler dediğimizde ise o deriyi olduğu yerden kaldırmak manasında. Dolayısıyla bakın dört farklı anlamda kullanıldı. Yazılış aynı, anlamlar farklı. Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. Siz öyle yapmıyorsunuzdur eminim. Ders çalışma sırasında telefonu bir kenara koyup dersinizi çalışıyorsunuz. Telefonu bütün gün elinden bırakmadı dediğimizde bu bildiğimiz el elinde taşımış. Eller ne derse desin önemli değil dediğimizde ise el burada yabancı. Yani yabancı kişiler tanımadığımız insanlar ne derse desin önemli değil. Yazılış yine aynı anlamlar farklı. Ancak bu konuyla ilgili çok 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 dikkat etmeniz gereken ayrıntılar var. Gençler buraları dikkatli dinleyin. Sözcüklerin arasında eğer mecaz anlam Gerçek anlam ilişkisi görürseniz o sözcükler arasında eş seslilik olmaz. Ne demek istiyorsun öğretmenim? Şunu demek istiyorum. Manav tatlı elmaları ayırdı. Tamam. Onun gülüşü çok tatlı. Yazılışlar aynı, anlamlar farklı. Değil mi? elmanın tatlı oluşu yiyerek algıladığımız bir şey. Onun gülüşü çok tatlı, sevmekle alakalı bir şey. Tamam. Yazılış aynı, anlam farklı ama dikkat etmenizi istiyorum. Manav tatlı elmalara ayırdı dediğimizde bu burada gerçek anlamda onun gülüşü çok tatlı dediğimizde ise dersin başında öğrendiğimiz mecaz anlamda bakın dikkat edin. Biri gerçek, diğeri mecaz anlamı olduğu için bunlar arasında eş seslilik olmaz. Eş sesli olabilmesi için hemen önceki örneklere dönelim. Düğüne 100 kişi gelmiş gerçek anlam. Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. Yine gerçek anlam. Yani farklı olan anlamların hepsinin gerçek anlam olması gerekir. Haydi örneklere devam edelim. Keskin bir bıçak çıkardı gerçek anlam keskin bakışlarıyla bizi korkuttu. Mecaz anlam yazılış aynı anlam farklı ama eş seslidir diyemeyiz. Çevresinde ağır abi olarak bilinir. Mecaz anlam ağır çuvalları kaldırdı. Gerçek anlam yazılış aynı anlam farklı ama eş sesli değil. Soğuk yemeklerden sonra bu soğuk espri hiç olmadı. Soğuk yemek gerçek anlam. Soğuk espri mecaz oldu. Yazılış aynı, anlam farklı olsa da biz bunları eş sesli olarak alamayız. Peki, ikinci uyarımız çok dikkat. İnceltme işareti kullanılan kelimeler arasında da eş seslilik olmaz. Öğretmenim inceltme işareti nedir? Bak, hala kelimesi var şurada. Şurada da hala kelimesi var. Hala kelimesine bakın inceltme işareti kullandık. Yurt dışındaki halası gittiğinden beri hala aramadı. Şuraya nokta koyacağız. Unutmayalım. Bak inceltme işareti olduğu için bu sözcüklerde eş seslilik olmaz. Kar tatili birçok işletmeye kar sağladı dediğimizde burada eş seslilik olmaz. Öğretmenim kar sözcüğü eş sesli bir sözcük değil mi? Hani yağan kar diye kullanırız bir de elindeki kağıtları kardı deriz. Ha o zaman eş sesli olur ama kar sözcüğüyle kar sözcüğü eş sesli olmaz. 10 adet makarna dağıtmak benim adetim oldu dediğimizde dikkat edin yine inceltme işareti kullanıldığı için bunlar eş sesli sözcük olarak değerlendirilmez. Evet, şimdi geliyoruz. Müfredatta yeri yok sevgili gençler. Ancak dediğim gibi elinize aldığınız kitaplarda vesaire belki sorusuyla karşılaşırsınız diyerekten ben bu başlıkları da kısaca anlatmak istiyorum. Genel, özel anlamlı kelimeler. Şimdi söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Şöyle ki bakın kelimeleri sıraladım. Aşağıya doğru okuduğunuzda varlıklar ikiye ayrılır; canlı ve cansız. O zaman varlık sözcüğü canlı sözcüğünü kapsar. Canlılar üçe ayrılır. Hayvanlar, insanlar, bitkiler. E dolayısıyla insan sözcüğüne göre canlı sözcüğü daha geneldir. İnsanlar ikiye ayrılır, erkekler, kızlar. E dolayısıyla insan sözcüğü erkek sözcüğüne göre daha geneldir. Erkek, bir sürü erkek var, bir de benim oğlum var. Adı Eymen'dir tanıştırayım sizlerle. O da bu sene ikinci sınıfa başladı. İnşallah büyüdüğünde o da babasının videolarını izleyecek. Dolayısıyla bu kelimeler aşağıya doğru inerken dikkat edin, özele doğru indi, yukarı doğru çıkarken genele doğru çıktı. Haliyle bir sözcük başka bir sözcüğü anlam bakımından kapsayabilir. Bakın ben Beşiktaşlıyım, görüyor musunuz? Evet. Şimdi takım derim, bir de Beşiktaş derim. Takım genel bir sözcük, Beşiktaş Özel bir sözcük olur çünkü bir sürü takım var. Fenerbahçe'miz var, Galatasaray'mız var, Trabzonspor'umuz var. Bir sürü takımımız var değil mi? Dolayısıyla kelimeler başka kelimeleri kapsıyor mu diye bakmalıyız. Genellik özellik durumunda. Şimdi kelimeler cümlede tek başına da genel ya da özel anlam kazanabilir. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Cümledeki anlama çok iyi odaklanmanız gerekiyor. Bakın şimdi iki cümlede de çocuk sözcüğünü kullandım. Dikkat edin. Çocuk sevgiyle büyür dediğimizde dikkat ederseniz bütün çocuklardan bahsediyorum. Genel anlam olur. Çocuk balkondan sarkıyor. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bak tek bir çocuktan bahsettim. Özel anlam olur. Öğretmen öğrenciye dost olmalıdır dersek sevgili gençler öğretmen öğrenciye dost olmalıdır. Bütün öğretmenler genel, bütün öğrencilere genel dost olmalıdır. Hepsinden bahsediyoruz. Peki şu örneğe bakalım. Öğretmen öğrenciyi azarladı. Ha burada öğretmenim. Bir tane öğretmen, bir tane öğrenciyi azarlamış. Dolayısıyla özel anlamlıdır demeliyiz. Bir uyarımız daha var. Kelimeler cümlelerde genelden özele doğru ya da özelden genele doğru sıralanabilir. Ne demek istiyorum? Örneğe bakalım. En sevdiğim takım Beşiktaş'tır. Şimdi takım ve Beşiktaş karşılaştıralım. Takım genel bir sözcüktür. Beşiktaş ise onun içinde geçen özeldir. Kelimeler bakın nasıl sıralandı. Genelden özele doğru sıralandı. Peki ikinci örneğe bakalım. Elif Şafak son günlerde en çok okuduğum yazardır. Şimdi yazar dediğim zaman Elif Şafak var, Ahmet Ümit var, Yaşar Kemal var bir sürü var değil mi? E dolayısıyla yazar kelimesi genel bir anlama sahipken Elif Şafak kelimesi özel bir anlama sahiptir. Kelimeler bakın özelden genele doğru sıralandı. Buna özelden genele gidiş ya da genelden özele gidiş de denir unutmayalım. Şimdi gelelim somut ve soyut anlamlı kelimelere. Beş duyu organımız olan göz, deri, kulak, dil ve burundan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler diyeceğiz. Bir başka deyişle elle tutup gözle görebildiğimiz, koklayıp tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelerdir. Öğretmenim görebiliyoruz ama dokunamıyoruz. Olsun, görebilmen yeterlidir. Ya da sadece dokunabilmen yeterlidir. Sadece duyuyor olman onun somut olması için yeterlidir. Ancak beş duyu organının hiçbiri çalışmıyorsa yani göremiyorum, duyamıyorum, tadamıyorum dokunamıyorum, işitemiyorum, değil mi? Beş duyganın hiçbiri yok. Bak soyutun içinde bir y var. Yok. Beş duyganın hiçbiri yoksa buna soyut anlamlı sözcükler diyoruz. Şöyle de tanımlayabiliriz. Varlığını biliyoruz. Var diyoruz mesela sevgi, sevgi var, değil mi? Evet, var. E göster. Ya da dokun. Ya da ne bileyim, işit. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette değil. Varlığını bildiğimiz ancak 5 düğü organıyla kavrayamadığımız soyutun y'si bak yok. Tamam. Örneklere bakalım. Masa, kalem, kitap, ağaç, yol, çanta, hırka. Değil mi? Bunları görürüz de dokunuruz da değil mi? Dolayısıyla somut anlamlı kelimelerdir saygı, dostluk, sevgi, kötülük, kin, nefret bunların varlığını biliyoruz ancak beş duy organıyla algılayamıyoruz. Dolayısıyla bunlar da soyut anlamlı kelimelerdir. Unutmayalım. Bir kelimenin burası çok önemli. Somut mu, soyut mu olduğunu mutlaka cümlede değerlendirmeniz lazım. Eğer kelime tek başına verilirse gerçek anlamıyla düşünüp somut mu, soyut mu olduğuna karar verebilirsin. Örneğin Köprü kelimesini tek başına düşünelim. Gerçek anlamı köprü, böyle arabalar geçiyor üstünden falan, değil mi? Dolayısıyla somut anlamlı bir sözcüktür. Köprü. Tamam. Ama aramızdaki köprü giderek zayıflıyor dersem, aynı sözcük hala somuttur diyebilir miyiz? Hayır, öğretmenim burada ilişkiden bahsediyor. Dolayısıyla bu soyut olur dersiniz, değil mi? Dolayısıyla kelime cümlede soyut olarak kullanıldı. Peki Buz kelimesini düşünelim. Gerçek anlamını bir düşünün. Yazın böyle suyun içine falan atıyoruz, değil mi? Daha da soğutmak için. E dolayısıyla gerçek anlamıyla buz somut bir kelimedir. Sana bu kelimeyi tek başına verirse hocam öğretmenim bu somut bir kelimedir dersin. Tamam. Ama peki şöyle bir cümlede verirse. Görüşmelerden sonra iki ülke arasında buzlar eridi. Ben bu cümleden ne anlamalıyım? Ha iki ülke arasında bazı sorunlar vardı, problemler vardı. O sorunlar, problemler ortadan kalktı anlamında kullanıldı. Dolayısıyla buz kelimesi normalde somut bir kelimedir. Tamam. Görüşmelerden sonra iki ülke arasında buzlar eridi dediğimizde ise burada dikkat edin. Soyut anlamda kullanılmış olduğu. Can kelimesini düşünelim. Gerçek anlamını düşünelim. Cana dokunabilir miyiz? Görebilir miyiz? koklayabilir miyiz? Hayır. Can gerçek anlamıyla soyut bir kelimedir. Ama düşük maaşla evinde 3 can besliyor dediğimizde Öğretmenim burada insandan bahsediyor. Ha o zaman bu kelime burada temel anlamıyla evet soyuttur ama bu kelime de somut anlamda kullanılmış. Peki melek sözcüğüne bakalım. Melek sözcüğü gerçek anlamını bir düşünün. Gören var mı melek? Yok. Dolayısıyla soyut bir kelimedir. Tamam. Her gece bir melek örter üstümü dediğimizde annemizden bahsediyoruz. Gördüğümüz, dokunduğumuz, özlediğimizde, sarıldığımız annemizden bahsediyoruz. E dolayısıyla burada ne diyeceğiz? soyut anlamlı kelimedir ama bu cümlede somut anlamda kullanılmış. O zaman öğretmenim şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Kendisi somut ama cümlede soyut. Kendisi soyut ama cümlede somut olabilir. O zaman ben bir kelimenin somut mu soyut mu olduğuna cümledeki kullanımına göre karar vermeliyim. Çok doğru söylemiş olursun. Öğretmenim can kelimesi tek başına böyle A şıkkında can var. B şıkkında köprü kelimesi var. Bu tip durumlarda ben somut mu soyut mu olduğunu nasıl düşüneceğim? Temel anlamını düşüneceksin. Can sözcüğü temel anlamı gerçek anlamı yani soyut bir kelimedir. Köprü gerçek anlamını düşün. Üzerinden yürüyoruz değil mi? Somut bir kelimedir. Tek başına verirse böyle bakarız. Ama cümle içinde ise mutlaka cümledeki anlamına bakmamız gerekir. Peki gelelim nicel ve nitel anlamlı kelimelere. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlam diyoruz. Sayılamayan, ölçülemeyen, tartılamayan, sadece nasıl olduğunu belirten kavramlara ise nitel anlamlı sözcükler diyoruz. Yani sayılıp ölçülebilme durumunda bir nicelik söz konusu. Şöyle nicel yazacağım. Niye? Çünkü altına cetveli ekleyeceğim. Cetvel. Cetvel ne işe yarar? Bir şeyi ölçmeye yarar, değil mi? Bak cetvelin C'si burada. Dolayısıyla nicel sayılabilen, ölçülebilen, tartılabilen, nitel ise tam tersi, sayılamayan, ölçülemeyen, işin içine mecazın girdiği durumlardır. Haydi örneklere bakalım öğretmenim. Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var. Bir odanın genişliğini ölçebilir miyim? Ölçerim. Elime mezurayı alır ölçerim. Dolayısıyla bu nicel. Şuna cetvelin C'sini koyalım. Bu kadar geniş fikirli insan tanımadım. Geniş fikir. Bir insanın fikrinin genişliği 2 metre genişliğinde fikir diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Dolayısıyla buna nitel diyeceğiz. Okul yüksek binaların arasında kalmış. Yüksek bina ne kadar yüksek olduğunu ölçebilirim. Nicel diyelim. Onun yüksek hayalleri var. Biliyorum yüksek hayal 10 metre yüksekliğinde hayal denilemez değil mi dolayısıyla nitel sırtında ağır bir çantayla güç bela yürüyordu ağır çanta ne kadar ağır olduğunu ölçerim değil mi dolayısıyla nicel C koyalım ona ağır bir sorumluluk yükledik yine 10 kilo ağırlığında sorumluluğu var diyebilir miyiz elbette diyemeyiz dolayısıyla bu nitel olacaktır evet küçük hanımlar küçük beyler Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca destekleriniz için en güzel liseler sizlerin olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.